Güzel dostlarım merhabalar. Tilkinin birisi sabah yola çıkıyor. Ne için? Yiyecek arıyor. O sırada bakıyor ki gölgesine, güneşin geliş açısına göre gölgemiz değişiyor ya arkadaşlar. Sabah güneş yeni doğuyor. Bakıyor ki tilki gölgesine. Oo, gölgesi çok büyük. Anlıyor ki kendisi çok büyük bir hayvan. Çok büyük ve bu tilkiyi doyurmak kolay mı? Çok fazla yiyecek bulmak lazım. Çok fazla su bulmak lazım. Ve tilki o büyük hayvanı, o büyük cüsseyi doyuracak yiyecek arıyor kendisine. Evet güzel dostlar, bazen gölgelerde görürüz kendimizi. Daha doğrusu hep gölgelerde kendimizi görüyoruz. Tilki de kendisini gölgede görüyor. Gölgede bakıyor ki, vay ne kadar büyük, bu cüsseyi doyurabilmesi lazım. Aslında o bir gölge değil mi arkadaşlar? Bir yansıma. Ama farkında değil. Bizler de arkadaşlar o içimizdeki o işsizliği bulduğumuz zaman işte o zaman hayatımızdaki en güzel tecrübeyi bulmuş olacağız. Onu bulduğumuz zaman hayat değişmeye başlayacak. Biliyorsunuz Hazreti Rabia'nın hikayesini. Hava hafif karanlık, dışarıda iğne arıyor. Sonra oradan geçen birisi diyor ki sen kimsin, ne yapıyorsun? Ya ne yapacaksın diyor benim kim olduğunu. Ben yardım edeyim sana diyor, ne arıyorsun? Diyor ki iğne mi düşürdüm, iğne arıyorum. Adam da yardım etmeye çalışıyor, iğneyi arıyorlar. Ama bulamıyorlar, havada iyice kararmaya başlıyor. Diyor ki adam tam olarak nereye düşürmüşsen söyle de orada arayayım. Hazreti Rabia da diyor ki içeride düşürdüm. Evin içinde düşürdüm. Adam sonra diyor ki ya herhalde diyor milletin sana deli demesi doğru. Sen diyor içeride düşürdüğün iğneyi dışarıda arıyorsun. Kadın da diyor ki ne yapayım? İçeri karanlıktı. Onun için dışarıda arıyorum. Sana diyor deli demeler herhalde doğru. Hazreti Rabia da diyor ki iyi de onlar da her şeyi dışarıda arıyorlar. Mutluluğu, huzuru, zenginliği, her şeyi dışarıda arıyorlar. Neden kimse onlara deli demiyor? Öyle değil midir güzel dostlar? Hayatımız her şeyi dışarıdan. Beş duyarımız dışarıya bakıyor ve içimiz karanlıksa dışarıda arıyoruz. Ama karanlık o kadar da kötü bir şey değildir arkadaşlar. O kadar da değil, daha doğrusu kötü bir şey değildir. Mesela gün boyunca çalıştık, yorulduk, ne yaparız kendimizi? Uykuya bırakırız, karanlığa. Ya daha doğrusu uyumak istiyoruz, dinlenmek istiyoruz ya, ışığı kapatırız. Karanlıkta dinleniriz, karanlıkta huzur buluruz. Ve gözünü kapat, içine bak dediğinde bir karanlık görürsün. Ve o karanlık dediğin şey arkadaşlar hayatın en gizemli şeyleri karanlıktadır. Hatta en güzel gizemleri karanlıktadır. Tüm canlılar karanlıktan çıkar. Ağaçların kökü karanlıktadır. Ya bir anne karnında rahimden güzel bir hayat doğacak. Ama anne rahmi karanlıktır. Her şey karanlıktan gelir. Evrene bakarız, karanlık sonsuzdur. Işık bir sonu vardır, sonludur. Işık kötüdür demiyorum. Aman ha öyle anlamayın. Ama ışık sonludur. Ve bir enerjiye ihtiyacı vardır. Ama karanlığın bir enerjiye ihtiyacı yoktur. O sınırsızdır ve sonsuzdur ve her şey oradan çıkar. Ve sen de hayatında bazenler dersin ki şu an hayatım çok karanlık. Hiç ümit yok. Hiç ışık göremiyorum dersin. Aslında bilmiyoruz. Kökler orada büyüyor. Yani bir ağacın kökü o karanlıkta büyüyor ya. Sonra aydınlık olsun, ışık olsun dersin. O karanlığı, o kökleri aydınlığa çıkartınca ağaç kurur. Belki de hayatı bitiriyorsun o sırada. Evet güzel dostlar, karanlığı bile sev. Karanlığı bakın, ışığı sevme değil. Karanlığı, çünkü karanlığı seven ışığı zaten sever. Işığı seven bir insan karanlığı sevmeyebilir. Çirkini bile sev. Çünkü çirkini seven güzeli zaten sever. Fakiri bile sev. Fakiri seven zaten zengini de sever. Karanlığı sevdiğimiz zaman ışığı, o zaman her şeyi sevmeye başlar. O zaman her şeyi severiz. Ve bizler arkadaşlar o karanlıkta o eşsiz kendimizi görürüz aslında o içimizde. O içsel yolculukta asıl efsaneyi, asıl kendini bulursun ve onu bulduğun zaman işte kimse hapsedemez seni. Kimse esir edemez. Kimse köle haline getiremez. Kimse emir veremez sana. O asıl kendini bulduğunda, gerçek kendini, gerçek ışığı yakaladığında o karanlık içine baktıkça, içine baktıkça, içine baktıkça o karanlık yavaş yavaş ışıklanmaya başlar. Ve sen de buna aydınlanma dersin. İşte biz de buna aydınlanma deriz arkadaşlar. Önce içimize bakarız karanlık gibi görünür ve bir müddet sonra o karanlık yavaş yavaş ışıkla dolmaya başlar. Tam ışıkla dolduğunda aydınlandım deriz. İşte buna aydınlanma deriz. Ama dışarıya bakarak yaşayan kişiler arkadaşlar esir edilebilir, köle haline getirilebilir. Çünkü onlar o gölgeleri kendiler zannediyorlar. O yansımaları kendiler zannediyorlar.
Ben ilkokuldayken ilkokul öğretmenimden dinlediğim bir hikaye vardı. Hepiniz duymuşsunuzdur, hepiniz biliyorsunuzdur. Delinin birisi bir gün bir kuyunun yanından geçerken bir bakıyor, ah dolunay kuyuya düşmüş. Aa diyor, ya dolunay kuyuya düştü, bunu çıkartmam lazım. Sağda solda da kimse yok. Dolunayı çıkartmam lazım. Bakıyor dolunaya da üzülüyor. Vay diyor, sen ne haldesin böyle. Ramazan ayındayız da insanlar seninle oruç tutuyor. Ama diyor seni kullanıyorlar bak, ne kadar menfaatçiler. Seninle orucu açıyorlar, kapatıyorlar. Ama diyor bak şu an sen kuyuya düşmüşsün. Suyun içindesin, seni kimse kurtarmıyor. Bak diyor benden başka kimse yok. Mutlaka kurtarmalıyım diyor. Oradan bir ip buluyor. Ucuna işte bir kanca takıyor. Ben bunu mutlaka çıkartmalıyım. Kancayı atıyor kuyunun içine. Tabii orada dolunay yok ya. O suyun içine giden kanca bir yere takılıyor, bir taşa takılıyor. Çekmeye çalışıyor, çekmeye çalışıyor, çıkartamıyor. Çekmeye çalışıyor, çıkartamıyor. İyice abanıyor çünkü Ramazan ayındayız. Dolunaya ihtiyacımız var. O kadar çok abanıyor ki arkadaşlar bir yerde artık ip kopuyor. Adam sırt üstü düşüyor. Bakıyor ki dolunay yukarıda. Ah be diyor. Çıkarttım, kurtardım. Kurtardım ve başkalarının yapması gereken şeyi de ben yaptım. Bir de onun gururunu yaşıyor. Bir de egosu var. Çıkarttığı sadece, çıkarttığını zannettiği sadece yansıma güzel dostlar. Sadece yansıma. Ve o yansımayı gerçek zannediyoruz. O tilki o gölgeyi doyurmaya çalışıyor. Hayatımızda rütbelerimiz vardır, makamlarımız, sıfatlarımız vardır. O yansımaları gerçek zannedip, o rütbemiz çok büyükse o rütbeyi çok büyük şeyler kazanmalıyım ki doyuralım deriz. Öyle zannederiz. Bir gün rütbe alınır, bakarsın ki ya hiçbir şey değilmişsin. Ya da hiçbir şey değilmişsin değil de o kadar büyük değilmişsin. O rütbe alınana kadar kendini çok özel hissedersin ve bununla çok daha çok daha büyük şeyler elde etmeliyim, kazanmalıyım ki o gölgeyi doyurabileyim. Arkadaşlar o gölgenin peşinde koşuyoruz. Gerçek kendimizin değil. Hani Hazreti Rabia ne diyor? İçerisi karanlıktı, dışarıda arıyorum. Mesele bir şeyi nerede nasıl kolay bulacağın değil. Mesele bir şeyi nerede kaybettiğin. Nerede kaybetmişsek orada bulmamız lazım. Efsanesi mutlusun. Doğduğun anda mutluydun, mutluluk üzerine yaratılmıştın. Mutluluğu nerede kaybettik? Zenginliği nerede kaybettik? O kaybettiğimiz yeri bilirsek, bulursak mesela onu nerede kaybettiğimiz. Yoksa gölgelerle savaştığın zaman onu yakalama şansın yok. Çocuğun birisi arkadaşlar kendi gölgesini yakalamaya çalışıyor. Koşturup duruyor. Koşturuyor yakalayamıyor ağlıyor. Koşturuyor yakalayamıyor ağlıyor. Belki de hayatta da biz bunun için sık sık ağlıyoruz. Gölgeyi yakalamaya çalışıyoruz ve yakalayamadıkça huzursuzuz. Çocuk ağlıyor, koşturuyor, ağlıyor. Sonra annesi bakıyor, oğlum ne yapıyorsun? Gölgemi yakalayamıyorum diyor. Annesi alıyor çocuğun ellerini başına koyuyor, kendi başına. Aa diyor, yakaladım. İşte o gölgeyi yakalamanın, rahat etmenin yolu güzel dostlar. Gölgenin peşinden koşarak gölgeyi yakalayamayız. Dışarıdaki ışıkların, dışarıdaki yansımaların peşinden koşarak onu yakalama şansımız yok. Bizim kendi içimizi yakalama ihtiyacımız var. Mutluluk için, huzur için, zenginlik için kendi içimizi yakalamaya ihtiyacımız var ve onu bir defa yakaladığında hayat artık enfes bir şeye dönüşecek. Ve tilki öğleye doğru gelmiş, gün öğlen olmuş ve halen yiyecek bulamamış. Güneş de tepeye doğru gelmiş ya, dönüp gölgesine bir bakıyor. Diyor ki, şu saate kadar yiyecek bulamadım ya, nasıl küçülmüşüm, nasıl küçük bir hale gelmişim. Ve diyor şimdi artık az yiyecek bana yeter. O gölgeyi doyurmaya çalışıyordu zaten ama kendisi aslında özünde hep aynı değil miydi? Hep aynıydı zaten. Öyle değil mi? Tilki hep aynıydı zaten. Gölgesine bakıp kendisini büyük ya da küçük görüyordu. Güzel dostlar, bizler hep aynıyız. Sıfatlar değişiyor. Bize verilen makamlar, mansıplar değişiyor. Ve o makamları, mansıpları doyurmak zor. Ve bizler asla hapsedilemeyiz. Bir insanı hapsedemezsin. Eğer bir insan insanlığının farkına varmışsa, bir insan içindeki ışığın farkına varmışsa onu hapsedemezsin. Niye hapsedebilirsin? Yansımasını sadece. İnsan eşsizdir. İnsan olağanüstü mükemmel bir varlıktır. Onu hapsedemezsin. Sadece yansımaları hapsedebilirsin. Dolunay kuyuya düşmez. Sadece yansıması kuyuya düşer. Evet güzel dostum. Cesaretini topla. Kaybedecek bir şeyin yok. Asıl aydınlanmayı yakalayalım. O içimizdekini yakalayalım. Kendi gölgemizden korkmanın anlamı yok.
Köpeğin birisi güzel dostlar bir nehirin kenarına geliyor su içecek. Bakıyor ki karşıda suda kendi yansıması var. Kendi yansıması var, nasıl su içecek? O kendi yansıması gerçek zannettiği için havlıyor havlıyor ona böyle nasıl diyeyim? İşte vahşi bir şekilde saldırıyor ama suya atlayamıyor suyun kenarından. Tabii o havladıkça karşıdaki de havlıyor değil mi? Ve sonra korkuyor ve geri kaçıyor. Tabii susuz, su içmesi lazım. Tekrar suyun kenarına giriyor. Bakıyor tekrar yansıması var orada. Yine havlıyor. Yine cesaret edemiyor. Yine geri dönüyor. Yine geliyor. Ve karşısında yansıması var ve yansımasından korkuyor. Yansımasını aşarsa suya yakalayacak. Suyu içebilecek. Oradan bir adam geliyor. Yani benim gibi sakallı bir adam. Köpeği suyun içine itmeye çalışıyor. Köpek direnç gösteriyor. Hayır, gitmek istemiyor. Çünkü orada bir gölge var ve onunla savaşıyor. Gitmek istemiyor. Bilinçaltımız böyledir güzel dostlar. Direnir, değişime direnir. Asıl kendini yakalayacak ama direnir. Muradına kavuşacak, suya kavuşacak ama direnir. Bizler de güzel dostlar, içimizdeki o aydınlanmaya adım atacağız, direniriz. Ama cesaretini topla. Kaybedecek neyin var? Asıl kendini bulduğunda zaten bütün dünyadan daha tatlı bir şey bulmuş olacaksın. Asıl kendimizi bulduğumuzda güzel dostlar, işte o zaman aydınlanma, o zaman nirvanayı bulmuş olacağız. Cesaretini topla ve içindeki eşsiz yolculuğa çık artık. Şu dönem bile arkadaşlar, şu pandemi dönemi bile kendi özüyle barışık insanlar için, özgüvenli insanlar için ne kadar faydalı oldu değil mi? Kendi içinde yolculuk yapanlar bu durumdan istifade ettiler. Kendilerini geliştirdiler, kendilerine baktılar, kendi eğitimler aldılar, kitapları okudular. Ama yansımalarla yaşayanlar dışarıda olmak istedi. Dışarıda gezmek istedi. Eski hale geri dönseydik dedi. Dışarı ya da içeri diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece sen varsın. Sadece ben varım. O kendi içimizdeki eşsiz yolculuğa baktığımız zaman oraya uyanırsak işte o zaman efsane bir hayata başlamış olacaksın. O zaman hayatının en güzel deneyimini, tecrübesini yaşamış olacaksın. O zaman efsane. O zaman sen. O zaman aydınlanma. O zaman nirvana. Cesaretini topla ve kendini bul. Yansımalar değil. Mal, makam, mansıp, rütbe, para değil. Sen lazımsın. Sadece sen gereksin. O da içindeki karanlıkta. O içindeki karanlık yavaş yavaş ışıklanmaya başlayacak. Ve tamamen ışıklandığında aydınlandım diyeceksin. Bu eşsiz yolculukta olduğun için. Aydınlanma içinde olduğun için, köklerin karanlıkta büyüdüğünü bildiğin için sana minnettarım. Böyle bir insan olduğun için lütfen sana olan sevgimi ve saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.